Herkese merhaba. Bugün 62 yaşında çok ileri derecede işitme kaybı olan, her iki kulağında işitme kaybı olan bir hastamıza koklear implant ameliyatı yaptık. Koklear implantasyon ameliyatı çok ileri düzey bir teknikle yapılan, KBB pratiğinde de açıkçası çok sık yapılan bir ameliyat haline geldi. Doğru vakalarda, seçilmiş vakalarda, doğru hastalarda çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Nitekim bu hastamızın da ameliyat içinde yaptığımız ölçümlerinde çok ciddi fayda göreceğini tekrar teyit etmiş olduk. İnşallah 2 hafta sonra, 3 hafta sonra cihaz yara yeri iyileşince, cihaz aktiflenince hastamız sizin gibi, benim gibi normal duymaya başlayacak. Bu nedenle koklear implant, halk arasında bilinen ismiyle biyonik kulak ameliyatları, doğru hastalarda, doğru cerrahlar tarafından, doğru zamanda yapılırsa çok verimli ve yüz güldürücü sonuçlara vesile olan bir ameliyat. Ortalama ameliyat süresi hastanın hastaya değişmekle beraber 1,5-2 saat içerisinde tek kulak için bu ameliyat yapılabiliyor çoğunlukla. Hastamız 2-3 hafta sonra cihaz aktif hale gelince, dediğim gibi herkes gibi duymaya başlayacak. Şifa olmasını ümit ediyoruz hastamıza. دكتور حسن قاسم أغلى مدير الطبي لمؤسسة مجموعة تركيا للرعاية الصحية. سأوضح عن حالة المريض. عمره 62 سنة، طبعا عنده فقدان السمع من 40 سنة، وحاليا انعمل عملية زراعة قوقعة حلزونية. طبعا عند مريض فقدان السمع من 40 سنة، ونتيجة الإجراء فحوصات تشخيصية قبل العملية قررنا على عملية زراعة قوقعة حلزونية. تم تركيب القوقعة حلزونية للطرف اليسار، للطرف اليسار من الأذن، وطبعا الطرف اليمين كان عنده ثقب في غشاء الطبر، فتم تصحيح لإغلاق الثقب غشاء الطمل. نتيجة فحوصات أثناء العملية بعد ما انتهى العملية، نتيجة إجراء نتيجة إجراء فحوصات فحص اللي زرع، فالحمد لله نجح العملية بنجاح. فنتمنى للمريض بأنه يسمع بشكل جيد. كويس؟ بس ما أدري حاليا شوف خط المربع مليان اسود، فمعناته 1 2 3 4 بالاربع شهر 1 حاليا شوف حاليا شغلنا واشتغل اللون الازرق فقط. بتعمل معي شوف هاي اللون الازرق نظام واحد انه عم بيشتغل.